Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Elimizde bir S8 cep telefonu var. Bunu sizlerle beraber açıyor olacağız. Hemen işe koyulalım. Arkadaşlar, arka kapağı çıkarmak için biraz ısıtmanız gerekiyor. Bunun için evde fön makinesi deneyebilirsiniz ya da telefon işiyle profesyonel anlamda uğraşıyorsanız arka kısmı tamamen biraz ısı vererek çıkarabilirsiniz. Şu anda bizde bir sıcak hava makinesi var. Onunla çıkarmaya çalışacağız. Derecemizi de ayarlayalım. Çok da sıcak yapmaya gerek yok. Tek istediğimiz burayı eritmeye çalışmıyoruz. Tek istediğimiz biraz ısınsın ve arkasındaki yapışkanı bıraksın. Gördüğünüz gibi buraları ısıtma kaydıyla arkasındaki yapıştırıcıyı yumuşatıyoruz. Yüksek derecede bir ısı vermiyorum. Zarar vermeyeceğim. Arka kapağıma zarar vermemeye çalışıyorum. Bunun yerine elinizde bir iskambil kağıdı varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu genelde gitar çalarken kullanılan penya mı, öyle bir isim veriyorlardı. Şunu kapatalım. Şurada zaten yeterince yumuşadı. Şimdi yeterince yumuşadığı için rahat bir şekilde götürebiliriz. Tabii onu tırnak yardımıyla da tutuyoruz. Tırnağın yapış olması için. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar, iyice yumuşattıysanız arka kapak çok rahat bir şekilde geliyor. Şu anda gördüğünüz gibi arka kapağımızı tamamen çıkardık. Sonra vidamızı alalım. Hemen vidalarımızı sökmeye başlayalım. Sökerken biraz dikkat ediyoruz. Cihaza zarar vermemeye çalışıyoruz. Demin göstermiş olduğum arka kapağı da sökerken acele etmiyorsunuz. Yavaş bir şekilde. Eğer gelmiyorsa biraz daha ısı vurun. İyice yumuşatın. Tabi bunu ısıyı vururken yüksek düzeyde de arka kapağı kavurmayın. Cihaza zarar vermeyin. Cep telefonu biraz hassas bir makine. Hassas bir cihaz. Arkadaşlar bundan dolayı dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz daha hassas davranmanız gerekiyor. Bütün vidalarımızı söküyoruz. S8'de şahane bir cihaz. Gerçekten güzel bir ürün. Bu üründe şöyle bir sıkıntı var. Bu üründe yüksek voltajdan dolayı cihaz kapanmış. Ona bakacağız. Gerçi şu an sizinle beraber bakmayacağız. Onu bu işlemden sonra bakacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Uzun bir işlem çünkü. Burada sadece sizinle S8 nasıl sökülür onu göreceğiz. Şu anda herhangi bir vidamız kalmadı. Arka bazları çıkardık arkadaşlar. Bu cihazımızın arka kolunu, sesi buradan alıyoruz. Onu söyleyeyim size. Onu çıkardık. Şimdi şurada bir vidamız daha varmış. Hatta iki vidamız daha var. Onları da alalım.
Arkadaşlar, bu kablosuz şarj özelliğini sağlayan spiral bağlantı. Şurada görmüş olduğunuz kısım bu cihazımızın antenidir. Bu olmasa cihazımız çekmez. İkisi birleşik durumda. Onu da sörttük. Şu yan taraftaki bağlantı aparatı da otomatikman kendisi geldi zaten. Normalde şurada bir ızgara daha olur. Arkadaşlar, bize gönderen müşterimiz muhtemelen daha önceden bununla uğraşmış. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ızgara sökülmüş. Hatta sökerken anakarta dahi zarar vermişler. Genelde olmayacak cihazları gönderiyorlar. Gene bir bakacağız, bir şey yapabilir miyiz diye de. Hani zaten cihazı açtığınızda bazen direkt anlıyorsunuz bu cihaz olur ya da olmaz diye. Şurada bir bağlantı var. Dikkat ederseniz şuraya plastik bir parçayla hafif kaktırdım da çıktı. Bunu tırnak yardımıyla da yapabilirdim. Tırnağımla bir çekseydim gelecekti. Şimdi anakartımı tamamen sökeceğim. Şuradan arkadaşlar gördüğünüz gibi çekiyorum. Şuradaki batarya bağlantısını çıkardım. Tuş bağlantısını çıkardım. Kamera bağlantısı duruyormuş. Onu da çıkarıyoruz. Kamera bağlantımızı da çıkardık. Şu anda herhangi bir bağlantımız yok gibi gözüküyor. Evet. Bir bağlantımız daha var arkadaşlar. En önemli bağlantımızı unutmuşuz. Onu da şu şekilde göstereyim size. Hatta şöyle bir iğne yardımıyla çıkarabiliriz. Nereye unuttuğumuzu fark etmişsinizdir. Sim yuvasını unuttuk. Onu çıkarmadan bu tarz cihazları çıkarmak imkansız. Çıkarmanız geldi. Onu da çıkardık. Arkadaşlar, anakartımız. Şurada arka kameramız. Onu da çekerek size göstereyim. Arka kameramızı da söktük. Geriye sadece anakartımız kaldı. Sizin de şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu son dönemde yapılan S serisi cihazların anakartları, artı şurada görmüş olduğunuz iç kasanın dizaynı filan hep birbirlerine benzemekte. Bundan dolayı sökerken eğer daha önceden bu S serisi S6'dır ve S7'dir söktüyseniz bunu çok rahatlıkla sökebiliyorsunuz. Şu anda rahat bir şekilde söktüm. Çünkü daha önceden söktüğüm bir cihaza çok S7'ye çok benziyordu. Daha önceden ilk S8 sökmemiştim. Ancak hiç bir zorluk yaşamadım. Anakartımız bu. İşlemci MMC şuradaki parçanın altında mevcut. Evet.
kartımıza bir göz gezdireceğiz. Ne var ne yok diye. Arkadaşlar hepinize bu videomu seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videomuz bu kadar. Başka sökecek bir şeyimiz yok. Anakartımızı söktük. Cihazımızı parçaladık. Batarya sökümü batarya sökerken de metal bir parça kullanmayın. Böyle plastik bir parça kullanın. Çünkü eğer denk gelirseniz bataryada herhangi bir noktaya, yani bataryayı metal parça bataryaya saplandı diyelim, hemen orada etkileşime girer ve patlama meydana gelir. Ancak plastik parça böyle bir sıkıntı yok. Diyelim oldu da bir sıkıntı oldu. Batarya delindi arkadaşlar. Yani bir patlama falan olmayacaktır. Çünkü plastik etkileşime girmiyor. Bir sıkıntı olmaz. Bunlar zaten alt soket bağlantısı. Bunlar basit bir şekilde sökebileceğiniz parçalar. Şurada vidaları mevcut. Bunları çıkarıp alabilirsiniz. Hiçbir zorluğu yok. Ekran değiştirirken de bataryayı tamamen söküyoruz. Onu size söyleyeyim. Bataryayı söküyorsunuz. Gene bizim yapmış olduğumuz gibi ısıtarak yanlarını yanlardan alabilirsiniz. Ve batarya zaten kırıksa çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Şuralarda direkt ulaşabileceğiniz noktalar var. Buradan bir taraftan hafif ısıtırsınız şuralardan. Şuradan da yıkmaya başladığınızda ekran gelmiyor. Ondan sonra tutup alabilirsiniz. Sonra da şu yandaki yapıştırıcıları iyice temizledikten sonra yeni ekranınızı direkt oturtursunuz. Onda bir sıkıntı yok. Anakart sökümü bu şekilde. Anakartınızı yeni anakart takacaksanız bu şekilde söküp basit bir şekilde yeniden takabilirsiniz. Bir problem yaşamazsınız. Bu arada sizin de görmüş olduğunuz gibi yeni cihazlarda bakır yol mevcut. Soğutmayı sağlayan. Bu gerçekten harika bir şey. Dikkat ederseniz direkt işlemci MMC altında yer alıyor. Ve bakın şunun hemen altında, şu siyah tabakanın altında termal bir pet mevcut. Bu direkt ısıyı dışarıya veriyor. Isıyı dışarıya verilen ısı hemen şuradaki bakır yola ulaşıyor. Buradan da cihazın temeline dağılarak ısı yok edilmiş oluyor. Isı minimize edilmiş oluyor ve işlemcimiz ve RAM'imiz burada bir sıkıntı yaşamıyor. Normalde çok yüksek ısılara ulaşır buradaki işlemci ve RAM'in ısısı. Ancak siz bunu kesinlikle şu telefonda fark etmezsiniz. Çünkü ısıyı hemen dağıtır ve bu sayede ne işlemciniz ne MMC'niz zarar görmez. Bu S7'de, S6'da mevcut, S8'de de mevcut. Bu sayede bu cihazları daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Arkadaşlar kanalımızı lütfen takip edin ve videomuzu beğendiyseniz sağ alttaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve arkadaşlar lütfen videomuzu arkadaşlarınızla da eş dostunuzla da paylaşın. Bize destek olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum videomu seyrettiğiniz için. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.